Sayın Profesör Sağ, bir denizcilik öğrencisinin üniversiteyi veya akademiyi bitirdiğinde sahip olması gereken en önemli yetenekler ve yeterliği ne olduğunu bize anlatabilir misiniz? Şimdi ben onu kendi tecrübemden örnek vererek size özetlemek isterim. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nde ilk göreve başladığım vakit denizcilik eğitimini daha pratik bir eğitim olarak teslim aldım. Meslek derslerinin ağırlık verildiği bir eğitim olarak aldım. Ve müfredatımızı, ders konu içeriklerini diğer teknik üniversitedeki fakültelerin düzeyinde ayarladığımız vakit ilk mezunlarımızda gelişen teknolojiye, otomasyona paralel olarak bir güverte zabitinden, makine zabitinden istenilen, teknolojinin istediği mühendislik nosyonunu teslim aldığım öğrencilere göre daha ilerlediğini gördüm. Özetle, üniversite eğitiminde öğrenciye gelişen teknolojiye paralel olarak temel derslerin ağırlıklı olarak öğretilmesi fark yaratıyor. Temel dersleri ağırlıklı olarak öğrenip eskiden olduğu gibi meslek derslerini de layığından öğrendiği vakit 21. yüzyılın istediği gemi adamı, güverte veya makine zabiti mezun olarak oluyor. Mühendislik nosyonunun kazandırılması, diğer fakültelere paralel olarak mühendislik nosyonunun kazandırılması diyebilirim. Sayın Hocam, bir güverte zabiti veya kaptanın denizdeki görevler dışında karada çalışabileceği görevler hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi şu anda Türkiye'de de dünyada da İMO'nun kuralları gereği eğitim kuruluşlarında gemi adamı kökenli denizcilerin meslek derslerini vermeleri isteniliyor. Şu anda gerek dünyada diğer ülkelerde olsun, gerek Türkiye'de olsun bu şekilde gemi adamı kökenli eğiticiler çok az. Özellikle Türkiye'de 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun istediği hem öğretim üyesi hem gemi adamı kökenli öğretim üyesi sayısı bir elin parmaklarının 3-5'mesi toplam. Bu nedenle denizden ayrılan gemi adamlarının üniversitelerde, yüksekokullarda, liselerde eğitici olarak görev yapmaları ve bilgilerini, görgülerini genç nesillere aktarmaları benim ilk önceliğim olacak. Buna paralel olarak eğer şu andaki olduğu gibi denizcilik şirketlerinde değişik isimler altında görev olacak olan arkadaşlara da bu görevleri yapabilmesi için bir sertifikasyon veya ekstra bir eğitim şartının getirilmesinden ben yanayım. Nasıl denizde çalışan arkadaşların bir denizde çalışabilmek için ehliyet alıyorlarsa, denizden karaya çıktıktan sonra karadaki işleri yapabilmeleri için ne kadar bilgi, görgüsü, tecrübesi olursa olsun bunu yapabilmesi için bir eğitim alması bunu çok daha renklendirecek, şekillendirecek, dördüncü boyut getirecektir diye düşünüyorum. Sayın Rektörüm, bu bahsedilen kara görevlerine uyum için öğrencilere daha sonra verilmesi gereken ilave yetenekler hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi yetenekler üzerinde duruyorsunuz? Ama ilave yetenekler derken öğrenciler değil artık mezun olduktan sonra bunlar gemi adamı, zabitanları, kaptanları bir kere denizden bir tecrübeyi getiriyorlar. Biraz evvel demeye çalıştığım gibi bunun bu karadaki görevi yapmadan önce ya bir master
eğitimi düzeyinde, yani yüksek lisans, ya bir sertifika düzeyinde karaya yönelik bazı derslerin kendilerine gemi sevk idaresindeki, yük istifindeki pratik derslere paralel olarak öğretilmesi bence uygun olur diye düşünüyorum. Sayın Rektörüm, teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.